Altan abi direkt soracağım. Ya diyorlar ki Altan Tan'ın bu kadar Müslüman bir kimliğiyle HDP'de ne iş var? Allah'tan benim böyle bir durumum 30, yok. 30-35'e yakın sorunun ortak özelliği bu. Şimdi tabii bu çok böyle polemiğe açık. Başı sonu ortası sağa sola çekilecek bir mevzudur. Belki bir programda, tek başına bir programda konuşulacak bir mevzudur. Şunu söyleyebilirim. Ben bunu icap ettiği zaman, böyle sorulduğu zaman söylüyorum. Her dakika söylemenin de bir icap etme şekli yok. Ben politik mücadeleye Refah Partisi'nde başladım 1987'de. Ama öyle bir noktaya geldik ki ben Kürttüm, Kürtçe, bırakınız ana dille eğitimi, seçmeli ders olsun dediğiniz vakit Kürtçülük damgasını yediniz. Biz Refah Partisi'nin içinde Kürt kimliğimizle bu haklarımızı savunamadık. Bu bir. İki, peki bugün niye HDP'deyim? HDP sol, sosyalist, en azından laik, seküler bir parti. Ben ise ısrarla İslamcı kimliğimi her fırsatta vurguluyorum. Elhamdülillah, inşallah ölene kadar da öyle olurum. Peki buradaki şeyim ne işte sorunuz? Ben sosyalist değilim, PKK'li de değilim, etnik milliyetçi de değilim. Ama ben Kürtlerin insani, İslami, vicdani haklarının olduğuna inanıyorum. Tıpkı diğer bütün kavimler gibi, Türkiye'deki diğer bütün Orta Doğu'daki kavimler gibi, Ermeniler, Süryaniler, işte Ezidiler, kim olursa insani, vicdani, İslami haklarının olduğuna inanıyorum. Bu hakların savunuculuğunu biz bugüne kadarki sürdürdüğü çizgiyle, bu İslami dediğimiz çizgiden gelen Refah Partisi veya işte daha sonrasında Fazilet, Saadet, AK Parti'de ben yapamadım, dışlandım. Bugün benim HDP'de bulunmamın gayesi bir sol sosyalizm veya PKK siyasetini sonuca ulaştırmak değil, Kürtlerin insani, vicdani, İslami haklarının, hukuklarının elde edilme mücadelesidir. Benim misyonum bu kadar. Bir ittifaktır. Bir siyasal birlikteliktir. Yoksa bir özdeşleşme, aynileşme veya birinin değirmenine su taşıma değil. Kürt halkı bu etnik, İslami, vicdani, insani haklarını elde ettiği gün, Kürtlerin de içinde İslami partiler de olacak, liberal partiler de olacak, sol sosyalist partiler de olacak, ateisti de olacak, dindarı da olacak. Konumum bu. Bu kadar açık. Peki bugün hangi noktaya geldi? Mesela İHH bir rapor yayınladı. Evet. Gördünüz mü o raporu? Evet. Orada bir, Kürtçe ana dille eğitime evet diyor. Yani evet, şu an en fazla tartışılan. İki, Kürtçe kamusal alanda kullanılmalıdır. Yani ikinci, üçüncü resmi dil olmalıdır. Üç, bölgesel yönetimler olmalıdır diyor. Yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, yani Gülen cemaatinin en önemli kurumlarından birisi, onların bir çalışması oldu yine bir rapor. Orada da yine Kürtçe ana dille eğitim, Kürtçenin resmi dil olması, yani ikinci resmi dil olması, üç, bölgesel yönetim var. Aynı şekilde bugün AK Parti hala Kürtçe ana dille eğitime evet demedi. Ama Kürt kimliği, var olması bilmem ne diğerlerini kabul etti. E peki benim ve benim gibilerin, ben tek değilim İslami kesimde, bir sürü Müslüman Kürt var, bu kadar sene bize yapılan hakaret ve zulmün sebebi ne? Bunun hesabını verenler şu an bize diyorlar ki niye başka yerlerdesiniz? Yahu siz bize kendi evimizde bir huzur rahat vermediniz ki. Siz bizi kendi evimizden kovdunuz. Gasp ettiniz. Gasp ettiniz. Yani bugün bu işi isimlendirerek bir polemiğe kadar girmek istemiyorum. Evet. Dinle, diyanetle, İslam'la, tarihle, medreseyle hiçbir alakası olmayan onlarca adam Refah Partisi'nde ve AK Partisi'nde bakan oldu. İktidara geldi. 50 türlü fırıldağın altına girdi. Bizim gibi evin asli çocukları da Kürtçü damgasını yedi. Bölücü damgasını yedi. Kapının önüne konuldu. Sokaklara atıldı. Bugün ise bütün hepsi geldi diyor ki Kürtçe ana dille eğitime de evet, resmi dile de evet, bölgesel yönetime de evet. Peki bu kadar 50 bin insan niye öldü Türkiye'de? Yani biz bugün hesap sorma durumundayız, hesap verme durumunda değiliz. Bulunduğum yerde de inşallah Allah bu fikirlerle benim canımı alır, mezara öyle gideriz. Dediğim gibi bizim şu anki bulunduğumuz siyasi mücadele politik, taktiksel bir siyasal ittifaktır. Bu yürüyebilir, yürümeyebilir, sıkıntılı olabilir. Esas olan bugün bu memlekette kardeşliğin tesisidir, Kürt sorununun çözümüdür, herkese demokrasinin, bütün halkların haklarının verilmesidir. Bu haklar verildiği gün herkes kendi siyasi fikrinde, yolunda serbesttir.